Nefsi emmaredir. Bu nefsi emmare kafirdir. Biz kelime-i şehadet getirdik, elhamdülillah iman etmiş olduk. Fakat nefsi emmare ne yapamaz? Kolay kolay iman etmiş olmaz. Bu düşmanın düşmanı şeriattır. Yani bir insan şeriatı yaşarsa nefsi kahreder. Şeriatı yaşayan insan nefsi kahreder. Haramlara meyledersek nefsi beslemiş oluruz. Günahlara meyledersek nefsi beslemiş oluruz. Gözümüzle namahrama bakarsak nefsi beslemiş oluruz. Dilimizle yalan söyler. Kısacası şeriatın dışına çıkarsak nefsi beslemiş oluruz. Şimdi birisi bizim aleyhimize konuştuğunu duyduğumuz zaman tam galeyana geliyor. Bir söyleyecek yerde iki söyleyecek, üç söyleyecek, beş söyleyecek, doymak bilmeyecek. Sen mi öyle yaparsın, ben de intikamımı böyle alırım diyecek. Ne olmuş olacak? Adam bizim bir gıybetimizi yaptı. Biz onun 10, 20, 30, 40 gıybetini yapmış olacağız. Biz adama bir gıybet alacaklı olacağız. O bizden 20 gıybet alacağı olmuş olacak. Her gıybet ettikçe hak tahakkuk edeceğine göre o bizi diyelim ki bir konuda gıybet etmiştir. Biz o hakkımızı alacağız ondan. Ama biz sinirlendik. 10 tane gıybet yaptık. 10 tane cümle söyledik. Bu sefer adam bire bir düştük, geriye 9 kaldı. 9 tane borcumuz var. Onun için adam senin aleyhine konuştu. Affet onu sen. İşi Mevla'ya bırak. Eğer bunu affedersen nefsini kahretmiş olursun.